şey. Bildiğiniz üzere yıllardır mücadelemiz erkek egemen sistemin sürdürücüsü olan cinsiyetçilik ideolojisine karşı devam ediyor mücadelemiz ve örgütlülüğümüzü yine bu ideolojiyi bertaraf etmek için gün be gün arttırmak için, kurumsallaşmak için yine güçlü bir şekilde devam ediyor. Bizler bugün burada yerel yönetimler ayağıyla kadına yönelik şiddete karşı ve bunu üreten cinsiyetçilik ideolojisine karşı politikamızı nasıl üretebileceğimizi tartışırken bu dakikalarda bile yaşamın her alanından kadınlar koparılmaya devam ediyor, intihara sürükleniyor ve kadın kırım politikası politik bir şekilde, bilinçli bir şekilde siyasi iktidarlar tarafından yürütülmeye çalışılıyor. Siyasi iktidarların bu politika üzerinden gün be gün nefes aldığını, kendini yaşattığını biliyoruz. Ama bizler bu yaşamın özgür olabilmesi için politik bir mücadele yürüten kadınlar olarak yaşamdan koparılan her bir kadın için, bizim için, kendimiz için tecrit edilen kadınlar olarak, yaşamdan izole edilmeye çalışılan kadınlar olarak bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Ve bu ideolojinin günün sonunda kadınları intihara sürüklediğini, kadınları şiddete maruz bıraktığını, yaşamın her alanından koparttığını biliyoruz. Ve yine siyasi iktidarların da bilinçli olarak bu politika üzerinden kendini var ettiğini de biliyoruz. 22 yıllık AKP iktidarına baktığımız zaman özeti tamamen kadın kırım politikalarıyla doludur. Tamamen bu mücadele için sürekli mücadele eden kadınların tutsak edilmesiyle doludur. Kadınların intihara sürüklenmesi, şiddete maruz kalmasıyla doludur. Neden? Çünkü bir yandan bu suçu işleyenler serbest bırakılırken, istismar suçu işleyenler sokaklarda özgürce dolaşabiliyorken, kadınları bilinçli olarak intihara sürükleyenler özgürce dolaşabiliyorken, kadın katilleri özgürce dolaşabiliyorken ama kadınlar bir bir tecrit ediliyor ve bunun mücadelesini yürüten kadınlar sokak ortasında katledilebiliyor ya da yaşamdan koparılabiliyor bir şekilde. Maalesef bugün yine dünden beridir yoğun yaşanan kadın katliamlarını protesto etmek için buradayız. Yıllardır kadına yönelik şiddet devam ediyor ve bugün dünden beridir iki gündür biz Ahmet'te bulunan yerel yönetimlerle birlikte kadın katliamlarını nasıl durduracağımızı, kadına yönelik şiddeti nasıl azaltacağımıza dair politikalar üretmeye çalışırken ve dün itibariyle yaklaşık olarak 4 tane kadın katledildi. Ve katledilme şekillerine baktığımızda gerçekten İstanbul'da kadınların surlara çıkarılarak kafalarının kesilerek katledilmesi olayı çok farklı bir boyuta taşıyor. Şunu düşünüyoruz, gerçekten artık bu ülke kız çocukları da dahil bir bütün kadınlar için çok büyük bir risk teşkil etmektedir. Neden kadınlar riskli bir yaşam sürdürmek zorunda kalıyor? Kadınlar yıllardır kendi özgürlük mücadelesine verirken zaman zaman devlet şiddetiyle karşı karşıya kalıyor. Aile şiddetiyle karşıya karşı kalıyor ama hiçbir zaman AKP, MHP iktidarının gerici ve muhafazakar partilerle kurduğu iktidar kadar kadın katliamı yaşanmadı. Kadın katliamları bugüne gelmedi. Hiçbirimiz kendimizi güvende hissetmeyecek duruma gelmemiştik şimdiye kadar. Kadınlar niçin katlediliyor'a baktığımızda gerçekten büyük bir çoğunluk kadınlar boşanma aşamasında katlediliyor. Neden? Çünkü erkek kadın üzerinde baskı kuran, hüküm süren kadın erkeğin baskısına direndiği takdirde kendi bağımsız ve irade olmaya kararına olan tahammülsüzlük sonucu kadınları katledebilmektedir. Dün biz bunları tartışırken Ahmet'te bir kadının yine boşanma aşamasındaki kişi tarafından, kocası demeyeceğim yani kocası bile çok kötü bir kelime,
birlikte yaşadığı bir erkek tarafından iki tane küçük çocuğun gözü önünde katletmesi kabul edilir bir durum değildir. Yani biz buna artık kadın katliamları diyoruz çünkü bu, bence kadın katliamını da aşan bir aşamaya geldi. Geçmişte işte kadın cinayetleri, töre cinayetleri, namus cinayetleri deniyordu. Biz bugün anlıyoruz ki bunların tarihten günümüze kadar yaşananların hiçbirisi ne töre cinayetidir ne namus cinayetidir. Bir bütün kadınlara dönük politik bir katliam yaşanmaktadır. Yani bütün kadın katliamları politiktir ve bu politik olması nedeniyle özellikle eril zihniyetin kadını köleleştiren, kadını eve tıkayan, kadını kendi konfor ve zevk aracı için kullanmak isteyen erkek zihniyetine karşı duran kadınlar katlediliyor. Bugün biz bu erkek zihniyetini protesto etmek için buradayız.